Merhaba, ben Tunç Şatıroğlu. Cazip Seder videoma hoş geldiniz. Öncelikle ne iş yaptığımızı kısaca anlatıyorum. Daha önceden izlemiş olanlar burayı geçebilirler. Şöyle, Cazip Seder videomuzda analistler tarafından düzenli olarak hakkında rapor yazılmış şirketlere bakıyoruz. Yani eğer analistler bu şirket hakkında düzenli rapor yazmıyorsa o zaman bunlarla ilgilenmiyoruz. Neden ilgilenmiyoruz? Çünkü Türkiye'deki hikaye nedir? Borsadaki yabancı yatırımcı gelecek, borsa çıkacak. Yabancı yatırımcı gelmeden 300 dolar civarına gelebiliyoruz. Güzel, geldik zaten oralara. Daha fazlası için artık 400 dolar, 450 dolar istiyorsak yabancı yatırımcı gelmesi gerekiyor. Yabancı yatırımcı da bakıyor bu şirket hakkında yazılmış rapor var mı? Raporlarda da analistler al, tut ve sat diye tavsiye veriyorlar. Biz burada al tavsiyelerinin en az %50 olmasını istiyoruz. Yani bu şirketi de analistler beğensin. Hakkında rapor yazılsın, analistler beğensin. Analistler zaten beğenmiş. Ama bizim için yeterli olmuyor. Yani benim için yeterli olmuyor. Ben bir de ucuz olmasını istiyorum. Yani analistlerin beğendikleri içerisinde ucuz olanlarına bakıyoruz. Ve ucuzlukta da kriterimiz, eğer bu şirket bir sanayi hizmet şirketi ise, ki şirketlerin büyük kısmı böyle zaten. O zaman ileri FD fuaik oranına bakıyoruz. İleri FD fuaik oranına göre de sıralıyoruz ve ondan sonra tek tek bunları değerlendiriyoruz. Peki geçen ay listede olan bir hisse bu ay listede olmadıysa ne olmuş olabilir? Tek tek her şirketi inceleyip de şu hisse çıktı çünkü bu sebepten falan demem söz konusu olamaz. Onları siz araştırabiliyorsunuz, bakacaksınız. Buradaki olay şu. Neden listeden çıkmış olabilir? Bir, analistler artık beğenmiyordur. İki, pahalı olmuştur. Yani artık fiyatı çok arttığı için pahalı hale gelmiştir. Üç, burada kar tahminleriyle ilgili bir değişiklik olmuştur. Ve dolayısıyla ileri FDV hesabı gibi şeyler yapılırken de bu durumda şirket daha pahalı veya daha pahalı hale gelmiş olabilir yani. Bu kadar. Peki sizin elinizde varsa onları satmalı mısınız? Hayır, bir şeyin fiyatı artmaya devam ediyorsa tutabilirsiniz. Yani ucuzken aldınız, artık ucuz listesinde değil. Satayım, buradan ucuz bir hisseye geçeyim. Hayır, bu doğru değil. Aldınız, yükselmeye devam ediyor, tutmaya devam edeceksiniz. Bu şekilde yorumlara kapalı çünkü hep aynı sorular sorulduğu için. Şimdi analize geçecek olursak. Öncelikle ilk tablomuzdan başlıyoruz ve bu tabloları buradan okuyamıyoruz diyenler için ben aşağıda linki var. Açıklamalarda bizim kanalfinans.com sitemizde bu tabloları ben açıklıyorum, veriyorum. Gidip oradan bakabilirsiniz. İlla ki buradan okumaya çalışmanız gerekmiyor. Şimdi ilk olarak ileri FDV'ye göre sıraladık. Ve böylelikle karşımıza Anadolu Efes çıktı. En ucuz şey bu. 9 analistin 9'u da beğeniyor. Analist dediklerimiz kurumsal analistler. Yani öyle bir adam çıkmış. Ben şöyle analiz yaptım, böyle analiz yaptım. Sosyal medyada bunlar gibi değil, kurumsal. Şimdi ben de sosyal medyada analiz yapan adamım ama ben de düzey 3 lisanslı analistim. Yani bu işin lisansını alacak derecede eğitimine ve tecrübesine sahibim, değil mi? Anadolu Efes burada, Tüpraş, Turkcell, bunların hepsi güzel. Tüpraş biraz daha az beğeniliyor yani %60 ama Tüpraş ucuz yani onu söyleyebilirim. Vestel Beyaz Eşya iki analist sadece takip ediyor yani daha küçük bir şirket olarak değerlendirebilirsiniz Turkcell ve Tüpraş'a göre. Türk Hava Yolu gene ucuz. Gene çok beğeniliyor. Kardemir de gene ucuz, gene çok beğeniliyor. Koza Anadolu %50. Bakın iki tane takip, iki analiz takip etmiş. İki tanesi al diyor. Diğerleri al demiyor, hatta sat diyor. Çünkü tut tavsiyesi de yok. Yani Koza Anadolu spekülatif biraz. Daha küçük de bir şey zaten. Onu da görüyorsunuz. Şok Market. Bu benim en beğendiğim perakende ama sadece Şok Market değil başkalarını da beğeniyoruz. Şok Market'i analistler de çok beğeniyorlar ve Şok Market ucuz da bunların içerisinde. İşte görüyorsunuz 100 yani 5 analistin 5'i de beğenmiş. Şok Market ucuz. Mavi'yi de çok beğendiğimi söylüyorum. O da perakendeye giriyor. Perakendeleri genel anlamda beğeniyorum. Akçansa bunu da beğeniyoruz. Tofaş her zaman beğeniriz.
5.78 FDV, ileri FDV gayet iyi. Tofaş'ı beğeniyorsak o zaman Ford Otto, Türk Traktör gibi şeyleri beğenmiyoruz. Onu da söyleyelim. Baştan zaten burada da listede yoklar gördüğünüz gibi. Energisa var. Energisa ilginç bir şirket. Çünkü 3 analiz takip ediyor. İkisi al demiş sadece. İleri FDV 5.96, şu anda 7.14. Yani biraz daha iyileşmesi bekleniyor. Şu anda FK 2.94 ama ileride bozulması, yani 14.75'e çıkması bekleniyor. Yani o yüzden belki enerji sayı geçip başka bir hisseye bakabilirsiniz. Mesela burada ne var? TAV Havalimanı var. Ama Türk Hava Yolu'nu beğeniyorsak TAV Havalimanı'na ne gerek var? Ondan sonra Pegasus var. Türk Hava Yolu'nu beğeniyorsak Pegasus'a ne gerek var? Kervan Gıda var. Kervan Gıda 3 analistin ikisi tarafından beğenilmiş. Orada da ileri FK biraz fazla. İleri FDV'de 7. 7 bence sınır. Yani 7'nin üstüne çıkılmaz mı bu ortamda? Çıkılabilir ama mesela Şişecam'da çıkılabilir. Çünkü büyük şirket. Ucuz, hatta çok beğeniliyor da. Migros belki olabilir ama Brisa mesela artık pahalı olmuş oluyor. Enka biraz daha pahalı olmuş oluyor. Koç Holding, burada zaten piyasa değeri, defter değerine bakmamız lazım ama o da biraz daha Medical Park falan pahalı olmuş olur. Yani ucuz bir şey bulmak artık yavaş yavaş zorlaşıyor bu piyasada. Bu piyasa biraz daha yukarı gitse, şöyle bir %20-30 daha yapsa belki, o zaman ucuz şey bulma imkanımız daha da azalacak. Peki o zaman şimdi bir de mali hisselere bakacağız. Mali şirketlere bakacağız. Mali şirketlerde piyasa değeri, defter değerine önem veriyoruz. Nedir bunlar? Mesela bankalar, katılım bankaları. Mesela Albaraka, ileri FK 2, piyasa değeri, defter değeri 0.80. Yani çok ucuz. Analistler de beğeniyorlar. Beğeniyorlar ama bakın piyasa değeri bir Akbank'ın, yani 20'de birinden bile az görünüyor. O zaman yani benim tavsiyem Akbank olur burada. Yani hem piyasa değeri, defter değeri 1'e yakın. İleri FK'sı da 3. Yani 3'ün altında 12 analist var. %67'si beğeniyor. Güzel. En çok da beğenilen banka bence bu yani. Mesela İş Bankası daha az beğeniliyor. O da ucuz olduğu halde. Şimdi gayrimenkul yatırım ortaklıklarına da burada değerlendiriyorum ben, mali şirket gibi. Torunlar Gayrimenkul ucuz bayağı. TSKB de ucuz. TSKB gördüğünüz gibi daha çok beğeniliyor. Daha çok beğeniliyor Akbank'a göre. Ben beğenmiyorum. Banka çok iyi olabilir, çok iyi yönetiliyor olabilir. Banka özelinde böyle bir çekincem yok ama ben beğenmiyorum. Çünkü ben hissesini beğenmiyorum. Çünkü o hissede çok anormal hareketler olabiliyor. Çok volatilite olabiliyor. Bir alıyor başını gidiyor, sonra tekrar düşüyor falan. Bu kadar volatilite olması doğru değil. Ben beğenmiyorum. O yüzden Akbank'ı tercih ederim ben. TSKB'yi tercih etmem. Her ne kadar analistler TSKB'yi daha çok beğense de. Yapı Kredi var. Yapı Kredi'yi de tercih edebilirim. Yani Akbank Yapı Kredi bence iyi yani. İş Bankası 3. sıradadır. Türk Hava Yolu buraya da girmiş ama burada değerlendirmiyoruz. Yani piyasa değeri, defter değerinin çok düşük olduğunu gösteriyor. Sabancı Holding, holdingler olarak beğendiğimiz bir holdingdir. TAV Havalimanı, o da buraya girmiş. Yani aslında çok fazla beğendiğimiz şey de yok burada. Size tavsiyem bunlardan alabiliyorsanız 12 ila 15 hisse almanız, 15 hisse bulunamıyorsa farklı sektörlerden 12 hisse almanız. Yani onun altına inmemeli. Banka, iki banka alınabilir. Yani hem Akbank hem Yapı Kredi alınabilir. Neden onun altına inilmemeli? Çünkü bir hisse, analistler doğru yani bir hissede analist görüşleri pozitif olabilir. Ama konjonktürel bir şey değişir ve yani konjonktür değişir ve analistlerin görüşü olumsuza dönebilir. Mesela Ereğli'de olduğu gibi. Siz 4-5 hisse aldıysanız, 4 hisse aldığınızı düşünün, %25'i portföyünüzün bundan etkilenecek. Bu şekilde dağıtıyorsunuz. Her gün her gün bakmak gerekmiyor. Ayda bir şöyle bir üzerinden geçmek yeterli. Her gün her gün bunları takip etmek
Yani bireysel yatırımcının yapacağı iş değil. Ben bu işi profesyonel olarak yapıyorum diyen insan tabii ki her gün de takip eder, araştırma raporlarını da okur, kendi de o bilançoları kaptan indirir, bakar, bir analiz yazılımı alır, oradan rasyolar nasıl değişiyormuş bunlara bakar, İngilizcesi vardır, yabancı araştırma raporlarını da okur vesaire, bir sürü şeye bakar yani. Sizin öyle olmanız gerekmiyor, öyle olmanız da mümkün değil çünkü bir işiniz var zaten. O zaman böyle 10-12 tane hisseyi, hatta mümkünse 12-15 hisseyi alıp tutacaksınız, bekleyeceksiniz. Ondan sonra ayda bir bakarsınız bu cazip seller videosundan. Ha bak, bunlar ucuzlamış, elime para geçti, bunu alayım. Bu artık listede yok, zaten de düşüyor, bunu satayım. Bu şekilde portföyünüzü yönetirsiniz. Herkese bol kazançlar.